Evet, burada kalmıştık. Şimdi biraz da e, yer tarihinde zaman kavramı üzerinde duralım ya da zaman yeryüzünde nasıl izler bırakıyor? Buzullarda ve kayaçlarda bunlara biraz bakalım. Yer küredeki zamana ya da yer yaşı üzerine tartışmalara biraz girelim. Eee, yer yaşı ile ilgili ilk tartışmalar tarihsel dönemlerde de var. Örneğin Herodot'un tarihinde e, Nil deltasını e, sedimanlarla dolması için gerekli zamanı açıklıyor, böyle bir tarih veriyor ki bugün biliyoruz ki sedimenter tabakalar yaş belirlemede ya da birikmenin yaşla ilişkisi olduğu biliniyor ve buradan yaş kestirimleri de var ki e, Herodot diyor ki eğer Nil Basra körfezine yönelirse 2000 20 bin yılda tortu ile burayı doldurur diyor. Dolayısıyla her dolan toltunun, e, tortunun belli bir yaşı var. Üzerine bir o kadar daha gelirse bir o kadar daha yaşlanacak anlamında. Ki bunu e, yazdığı kitap, tarih kitabı Herodot'un tarihi ki Herodot'un, dünyası da bu şekilde Tabii kendi böyle bir harita yapmıyor ama bu dönemdeki kendi verdiği bilgilere dayanarak yaptığı yapılan harita bu eski de bir harita fakat <laughs> dünyanın yaşı ile ilgili tartışmalar Batı dünyasında ilk zamanlar Hristiyan ve Yahudi kaynaklarının etkisiyle belirleniyor örneğin bu konuda en önemli çalışmalardan biri yaratılışın yaşı ya da yerin yaşı ile ilişkili veriliyor ki Burada James Usher bir kestirim yapıyor. Diyor ki yer kürenin yaşı ya da dünyanın yaşı ya da yaratılışın yaşı milattan önce 4004 yılı 22 Ekim olarak hesaplıyor. Ve bugünkü 2000 yılında üzerine eklersek yaklaşık 6000 yıllık bir dünya yaşı tahmini var. Tabi Usher'i küçümseyebilirsiniz ama Usher aslında ciddi bir tarihçi ya da ciddi bir ilahiyatçı. Bütün e, İncil metinlerine bakıyor ve bir e, eser ortaya koyuyor, Anales diye ya da Yıllıklar gibi de düşünebilirsiniz. Bu Yıllıkların köşelerine tarihler koyuyor. Yani bu Yıllıkların köşelerine tarihler koyuyor ve dünyanın başlangıcına da işte 4004 yılı milattan önce diyor. Tabi bu e, İncil'e dayalı yer küre yaşı tahminleri yer küre bu dönemde oldukça genç düşünülüyor ve Nuh tufanının da e, genç olduğu düşünülüyor zaten genç ama e, bununla ilişkili zamanların da genç olduğu mesela tersiyer kuarterner gibi ya da jeolojik zamanlarında e, genç dönemlerde yakın dönemlerde oluştuğu düşünülüyor. Ki e, yaşla ilgili en önemli şeylerden biri siz biliyorsunuz fosiller ya da fosil daha önce yaşamış ve hayatta olmayan canlılar ve bunlara ilişkin çalışmalar var. Bunlara İngilizce shell diyorlar. Fosil terimi daha sonra da açıklayacağım. Yer içindeki her şeye fosil deniyor o dönem. Yani yer içinde mineral de fosil demek. E, yer içindeki canlılar da fosil demek. Ama shell özellikle bugün fosil dediğimiz canlı kalıntıları ya da canlı kabukları diyebilirsiniz. Hatta şuradan da hatırlayın meşhur petrol firması shell e, firması da şeyini simgesini bu shell'den almış. Yani kabuktan ki bakarsanız bir fosil resmidir. E, ki fosillere yönelik Altın Çağ'da Xenophenos, Herodot, Aristoteles, Strabo Bunların e, ilk gözlemlerini yapıyorlar ki e, eski Çinliler bunları ejderha kemikleri olarak düşünüyor ki kısafonun metinlerinde fosiller geçiyor. Hem kısafonun metinlerinde hem Kısenefon'a atıf yapan metinlerde fosil terimi geçiyor ki Heredot'ta geçiyor. Ama burada problem bu fosillerin neden dağların zirvelerinde yer aldığı çünkü bunlar deniz fosilleri. Deniz fosilleri, deniz hayvanlarını nasıl dağlara çıktı ve orada öldü kalıntı bıraktı. Ki bunu daha sonra Hristiyan teolojisiyle açıklanmaya çalışılıyor. Yani e, Nuh tufanına bağlıyorlar. Ki gene Aristoteles'in e, coğrafyasında var. Bu fosiller, fosil terimleri gene aynı şekilde... Ki Eros Tutones bir açıklama yapıyor. Diyor ki bunlar e, daha önce denizdi diyor. Mesela neden karaların içlerinde bu fosiller yer alıyor su yüzüne. Güzel bir cevap. E, doğal bir cevap. Doğal süreçlerle. Yani diyor ki bu e, karaların iç kesimi daha önce denizdi. Deniz çekildi ve deniz hayvanları orada öldüler ve kalıntılar oluşturdular. Ki Strabo'nun coğrafyasında fosillerden bahsediliyor ki bu... Bugünkü diller Nimulit diyorlar ki bunun Nimulit diyen Celal Hoca, Celal Şengör. Coğrafyasında böyle bir pasaj var ki bu da gene Karadeniz'den uzakta bir yerde keşfedilmiş ki Strabo Amasralı, Amasyalı coğrafyacı. Ki Orta Çağ'da fosillerle ilgili i̇bn Sina'nın şifa kitabında bilgiler var. Onun Ondan etkilenen Orta Çağ'da Hristiyan dünyasına Albertus Magnus var. Ki e, Albertus Magnus taşlaşan akışkanlar teorisi geliştiriyor ki bunu muhtemelen i̇bn Sina'dan aldı. i̇bn Sina'nın da öyle bir görüşü var. Şifa isimli kitabı da yani diyor ki toprak ve su birlikte etki ederek katılaştılar ve kayaçlar oluşturdular basitçe. E, Çin'de e, Shen Gua e, ya da Shen Gua isimli bir doğa bilimci var. Bunlarda fosil kabuklarına yönelik gözlemler var. Ee, bunların yer kürenin şekillenmesinde şekillenmesi nedeni oluştuğuna yönelik görüşleri var. Leonardo da Vinci'nin defterlerinde ya da notebooklarında e, bu tip bilgiler var. Burada da gene aynı problemler var. Yani fosiller neden dağlarda veya karaların iç kesimlerinde yer alıyorlar, bulunuyorlar. Leonardo'nun depremlerinde defterlerinde fosiller burada metin olarak geçiyor. Evet. Sadece fosillere kendini adayan bir şey de var, diyelim alim de var bu dönemde. Şoyher, Şoyser. Bu gene açıklama biçimi olarak yakın geçmişteki canlılara ait büyük Nuh tufanı sırasında ölen günahkarların kanıtı olarak görüyor ama fosillerle ilgili gözlemleri de yapıyor. Kitabı ekranda görüyorsunuz. Ki fosillerle ilişkili bilgilerin toplanması bir jeolojik, jeolojik kronoloji yapma isteği de doğuruyor. Bunlardan ilki William Smith ki kendisi mühendis, inşaat mühendisi. İngiltere'nin ilk jeoloji haritasında yapan kişi. E, kılavuz fosiller terimini koyuyor ortaya. Her canlının yaşadığı bir dönem var diyor. Eğer bu dönemi bir kılavuz fosille temsil edersek, o kayacın yaşında bulabiliriz ki bunu jeologlar halen de kullanıyor biliyorsunuz. Örneğin e, Kambriyen, e, örneğin Trilobit fosilleri e, Kambriyen döneminde yaşamış, soy tükenmiş bir anahtar fosil. Trilobit gördüğünüz her kayaca diyorsunuz ki bu Kambriyen yaşlı diyebiliyorsunuz gibi. Ki bunu basitleştirirsek böyle bir şey var. Yani bunu ben diğer bilim tarihi öğrencilerine böyle anlatıyorum. Sizler biliyorsunuz. Örneğin yer içinde bir yerde bir kalkan buluyorsanız bu Roma dönemidir. Tüfek buluyorsanız Köroğlu dönemidir. Yani Köroğlu tüfek icat oldu, metrik bozuldu diyor ya. Ya da bir bilgisayar buluyorsanız bu güncel bir dönemdir. Yani derine indikçe yaşlar artıyor ve bulduğunuz kılavuz fosil burada diyelim şey. E, bu kalkan, tüfek ve bilgisayar gibi. Ki e, William Smith önemli bir insan bu dönemde. E, aynı zamanda eee jeolojik kronolojiye ilişkin çalışmalardan bir tanesi Moro tarafından yapılıyor. Kayaçları birincil kayaçlar, ikincil kayaçlar olarak ayırdı diyor. Bir başka isim Giovanni Arduino İtalya'nın jeolojisini çalıştırıyor. İlkel, ikincil, üçüncül ve dördüncül dönemleri buluyor ki bunu jeolojide bugün de kullanıyoruz. Birincil dönem, ikinci dönem, tersiyer ve e, diyelim primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner. Latincedeki bir, iki, üç ve dört anlamında. E, tersiyeri bugün kullanıyoruz. Üçüncü dönem, kuartaner de dördüncü dönem olarak kullanıyoruz. Yavaş yavaş madencilikle de bu yönün ilgi artıyor ki ayrıntı olarak birazdan daha da göreceğiz onu <laughs> ki madencilik akademisinde e, Werner bu konuda ilgileniyor ile ilgili ve gene e, kronoloji ile ilgili bilgiler topluyor bu dönemde ilginç bir tartışmada e, bu süreçler nasıl oluştu İki grup çıkıyor ortaya Neptünüs ve Platonist denilen. E, ee, Werner Neptunistlerden, Neptunun eski Yunan, eski Roma'da e, Poseidon'un karşılığı olan bir tanrı yani deniz tanrısı. Yani dış süreçlerin yer küreyi biçimlendiğini söylüyor. Buna karşı James Hutton gibiler iç süreçlerin yani Plüton'un ya da Plütonizmanın daha doğrusu e, yerkürenin yer oluşumunda etkin olduğunu söylüyor. Yani iç süreçler mi etkin, dış süreçler mi etkine Plutonizm Neptünizm diye iki ekolle bu dönem temsil ediliyor. James Hutton burada meşhur eseri The Theory of the Earth ki Werner'e göre yer birinci birincil geçiş, ikinci, yıl, üçüncü yıl dönemler olarak ayrılmak mümkün tarihsel açıdan. William Smith'in bu İngiliz, İngiltere'deki Geological Society'nin girişindeki portresi ben ziyaret etmiştim Londra'dayken. Vakit bulursanız siz de gidin tavsiye ederim. Yavaş yavaş göreceli yaş tayinleri fakat bir ilginç bir şey Nikolaus Steno bu dönemde çok önemli bir ilkeler ortaya koyuyor ki bugün de jeolojide geçerli bir kitabı var. Prodromus isimli bir kitabı var Steno'nun. Burada bir takım ilkeler ortaya koyuyor. Diyor ki bir üst üste bulunma prensibi ya da süperpozisyon prensibi siz jeologlar çok iyi biliyorsunuz. Orijinal yataylık prensibi Yatay devamlılık prensibi. Yani üst üste olunma prensibi en altta en yaşlı, en üstte en genç. Yataylık prensibi kayaç yer çekiminin de etkisiyle başlangıçta yataydı. Eğer yataylığını bozmuşsa demek ki orijinal konumunu kaybetmiş. Yatay olarak bir şey devam eder. Yatay devamlılık. Eğer devamda problem varsa bir faylanma oluşabilir gibi. Ee, ki bu... E Yavaş yavaş jeolojik çağlar açığa çıkıyor. Primer, sekonder, tersiyer, kuarterner isimleri. Bunların alt bölümleri paleozoik, mezozoik, senozoik. Ki burada bu özetlerin büyük bir kısmı da Charles Lyell'ın yayınladığı Jeolojinin İlkeleri, Principle of Geology isimli kitabında da var. Bu dönemin en önemli kitabı. Ki jeolojik tarih yavaş yavaş gelişiyor. Fransa'da Dershie, işte e, İngiltere'de Adam Sedwick, Merchinson, Lapworth. Bunlar artık bütün jeolojik dönemleri tek tek burada göründüğü gibi isimlendiriyorlar. Ki bunları isimlendiren jeolojik çağlı isimlendirenlerin toplu gösterimi burada. Ee, jeolojik yaş biliyorsunuz jeolojik zaman ölçeğinde en düşük derecede zaman birimi ki bugünkü anlamda bugün modern verileriyle bunları elde ediyoruz. En genç birim Halosen dönemi fakat yakın zamanlarda Halosen içinde de bir yeni bir dönemin Antroposen döneminin olduğunu 1950 yılından beri bu dönemin başladığını söyleyenler var ki Kuritsen Nobel ödüllü bir kimyacı atmosfer kimyacısı bunun terimi aynı. Yani, bunun nasıl diyelim e, bilimselleştirdiği bir terim. Ki <laughs> 2016'da Uluslararası Stratejik Komisyonu da bu tip bir zaman diliminin olduğunu söylüyor. Bu ne demek? İnsanoğlu diyor atmosferi kirletti, kirletti ve atmosfer o hale geldi ki dünyanın atmosferi değişti. Bu değişim yeni bir jeolojik döneme girdiğimizi gösteriyor. Bu dönemin adı da insan etkisi nedeniyle oluştuğu için ki antropo insan demek, insan etkisiyle oluşan bir dönem diyor. Ee, ki bu dönemde buzullarla ilgili çalışmalar da var. Ee, buzul erozyonu ile ilgili çalışmalar var. Örneğin Venet özellikle Agassiz buzul çağı terimini ortaya koyuyor ki buzul çağını Küvier'in katastrofizm teorisine bağlı hesaplıyor ki Agassiz'in Harput Üniversitesi'nde bulunduğum dönemde Agassiz binası bu. Daha doğrusu yer bilmeli binasının adına Agassiz binası adı vermişler. Ki bina böyle bir bina bu şeyi ne derler? dinlenme mekanı hocaların ve öğrencilerin yani bizim kantinle kıyaslayın diyeceğim ama kıyaslamayın. Güzel bir ortamdı. Jeoloji bölümü, yer bilimleri bölümü, jeoloji-özelliklendiği. Agassiz aynı zamanda iyi bir bitki sınıflandırmacısı. E, bu dönemde gene ve genel sadece italın kayması değil buzullarla da ilgileniyor. Bunun bir e, şeyi nasıl diyelim? Kimilerine göre e, kayın babası, kimilerine göre e, şeyim üvey babası, e, köpfenle deniz e, köpfele e, şeyleri paleoklimatik yani eski dönemdeki iklim paternlerini inceliyorlar. Ki bunlardan biri de Milton Milankovic. Milankovic cycle'larını ortaya koyuyor döngülerini. Yani yer kürenin diye ekseninde küçük değişimler ki bu çok uzun dönemlerde değişiyor. Bu da iklimin nedeni olabilir diye şey yapıyor. Bu iklimin döngüsel olduğunu söylüyor. Buzul dönemlerini ve diğer dönemlerini. Ki bu östetik ıı, deniz seviyesi değişimleri veya bu değişimlerin dünya içindeki ilişkileri Petra tarafından, Edmund tarafından inceleniyor. Bu Suess'in kitabı. Biraz da yerkürenin yaşına bakalım. Yerkürenin yaşının çok genç olduğunu söylemiştik e, ilk dönemlerde. Fakat ilk ciddi büyük yaş Kelvin'den geliyor. Bunun teorisi soğum atıyoruz. Yerküre diye başlangıçta sıcaksa. Bu yavaş yavaş soğudu. Soğuması için gereken zamanı ben diferansiyel bir denklem nasıl denklemeye tanımlayarak bulabilirim diyor. Buluyor. Fakat bulduğu yaş biraz daha düşük bir yaş. Birazdan tartışacağız. Fakat bu yaş tayinlerinde güneşin soğuması, yerin soğuması, tuz miktarı, sedimenter birikmeler ölçüt olarak kullanılıyor ki Kelvin'in makalesi, meşhur makalesi burada. Dediğim gibi radyoaktivite o zamanlar bilinmiyor ve yer 20 ila 100 milyon yıl aşında olduğu bulunuyor. Aynı dönemlerde gene Hermos fizikçi olarak 22 ila 18 milyon yıl olarak bulunuyor ki bu da gene güneşin büzülmesi ya da güneşteki ısıyı varsayım, varsayım olarak. 1895'te 2 milyarla 3 milyarlık yaş buluyor ama dönemin paradigmasına uygun olduğu için pek kabul edilmiyor John Perry'nin yaklaşımı. E, John Jolie okyanuslardaki tuz birikmesinden hesaplıyor. 80 ile 100 milyon yıl aşında olduğunu buluyor. Riley ve Holmes ki meşhur demin bahsettik. Holmes radyoaktif yaş tayini yapıyor ve yaklaşık 1.6 milyar yıl aşında olduğunu buluyor. Ki Holmes'in kitabında bu yaş belirlemeleri var. Günümüzde ise yerin yaşının yaklaşık 4,5 4 milyar yıl yaşında olduğu açığa çıkıyor ki bunu bulan da bunu ilk bulan 1950'lerde 56, 56'da <laughs> Claire Patterson 4550 milyon yıl olarak buluyor ki meşhur makalesi burada e, meteoritlerin ve yer kürenin yaşı diyor. Yani yerküreye düşen meteoritler ya da yerküre kökenli e, e, güneş sistemi kökenli meteoritler ve yer yerkürenindeki malzemelerden dünyanın yaşını buluyor. Şimdi son olarak da şeye girelim. Doğal kaynakların araştırması ya da insan doğa ilişkisi. Tarihsel dönemlerde mane, madenler, mineraller, mineraloji, maden aramaları nasılmış? Hepimiz biliyoruz insanoğlunun yer küreyle mekansal ilişkileri çok eskilere dayanıyor. Hatta prehistorik dönemler bu şekilde ifade ediliyor. Örneğin taş çağı, bronz çağı, demir çağı her biri yer bulunan malzeme. ile ilişkili? Bununla madenciliğinin dünya ölçeğinde yapıldığına yönelik bilgiler var. Birazdan bahsedeceğiz. Aynı zamanda insanoğlu bu madenleri bazen kil gibi heykelcilikte kullanıyor. Sütun yapma gibi diyelim mermerleri kullanıyor. Veya değerli taşlar olarak bunları kullanıyor. Altın gibi diyelim gümüş gibi veya değerli süs taşları gibi gemstone dediğimiz. <laughs> Ki eee insanların taşla ilişkisi başlangıçta avcı toplayıcı dönemde alet ve silah yapmak ki <laughs> buna yönelik ilk şeyler var Malta'dan mesela Polonya'dan var buna yönelik. Fakat yer küredeki arkeolojik e, kanıntılarla ilgili radyoaktif yöntemle de tarihlenmiş ilk maden e, Afrika'da 43 bin yaşında e, ...Estavintinin madeni bu dönemde madencilik yaptığının kanıtı. Bu dönemde Macaristan'da gene Neardantel insanının silah ve alet yapmak için çakmak taşının kullandığını görüyoruz. Eski Mısırlarda e, madencilik faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Örneğin malakit çıkarma, inşaat projelerinde kullanma, türkuazları başka yerlerden elde etme gibi. Ki burada sizin için önemli ilk jeoloji haritası da diyorlar buna e, Torino papirusu deniyor. En eski jeolojik harita çünkü farklı kaya türleri burada siyah ve pembe şeklinde belirtin, belirtilmiş. Aynı zamanda madencilik noktaları da var. Vadi çakılları kahverengi ve yeşil olarak belirtilmiş. Taş ocağı maden bilgileri de var bu haritada. İlk jeolojik haritada düşünülebilir. Ki madencilik açısından ilk Lavrion gümüş madenleri var. Ki bu Tarihsel dönem metinlerinde örneğin senefonda da geçiyor ki burada bir madencilik faaliyeti olduğu açık. Yani sadece arama değil, madenciliği eritme, değerli oranları değersizlerden ayırma gibi süreçler de var. Ki Taşos Adası önemli madencilik etkinliklerine sahne oluyor. Özellikle mermer, Taşoz mermerleri ki bunlar e, heykelcilikte ve mezar yapımında oldukça yoğun olarak kullanılıyor. Paros mermerleri de diyor. Paroslar burada etken fakat Paroslar güneyde ama yukarıda şeydeki Taşoz'da kolonileri var. Ki Büyük Eskender'in de madencilikle ilişkili şeyleri var. Çünkü savaş yapmak için ekonomiye veya altına, gümüşe ihtiyacınız var. Trakya'da sikke basmak için altın madenlerini ele geçirdiği söylenir. Yavaş yavaş mineralojiye girersek, mineralojiyle ilgili özellikle eski Babil'de, grek roman dünyasında yani Grek ve Roma dünyasında, Antik Orta Çağ'da, Çin'de, Müslüman coğrafyasında metinler var. Ki ilk ciddi metin taşlarla ilgili Teofrasus'un e, taşlarla ilgili kitabı. E, Periton Liton isimli kitabı. Ki İngilizceye On the Stone diye çevrildi. Ki biliyorsunuz litos taş demek, litosfer oradan geliyor siz daha iyi biliyorsunuz. Periliton taşlar üzerine kitabı ee, İngilizce'ye de çevrildi bu. Ee, eski Çin'de taşlarla ilgili, minolojiyle ilgili kitaplar var. Bunlar taşları aynı zamanda bugünkü fal amaçlı da kullanıyor. Bugün de kullanılıyor bazen sahte bilim olarak. E fakat bunlar iyi bir gözlem yapıp sınıflandırmalar yapıyorlar. Ki Plini'nin e, doğa tarihi kitabında özellikle mineraller var, çok ayrıntı tarımlar var. Fakat Plini doğa tarihçisi değil, iyi bir ansiklopedist, iyi bir derlemeci. Plini dönemin bütün kaynaklarını değerliyor ve iyi bir doğa tarihi ansiklopedisi oluşturuyor. Bunun içinde de ciddi bir mineraloji bölümü var. <laughs> fakat Plini'nin iyi tarafı şu: Pilin'in referans aldığı kaynaklar bugün yok olmadığı için de Pilin'i en e, bu dönemin en önemli referans kaynağı ki bundan önce de bir tek Teofrasus'un taşlar kitabı var. Pilin'in Doğa Tarihinin burada latincesi. E, süs süs taşları ya da gemstone dediğimiz taşlar bunları renklerine göre ayırmalar konumla bilgisi yani bu taşlar nerede var nerede yok bunları bilgi veriyor. Aynı zamanda sınıflama girişimi var. Tabii bunlar bazen renklerine göre sınıflandırıyor. Renk sınıflaması bugün mineralojide yanlış ne, sınıflamaya neden olabilir. Çünkü aynı renkte iki farklı mineralojik özelliklere sahip e, mineral olabilir. Ama tabii e, renk önemli. Burada gene minerallerle ilgili Kıbrıs'ta e, Kıbrıs Psikoposu Epifanus'un bir kitabı var. Bu İncil'de bahsedilen taşların e, şeyini yapıyor. Nasıl diyelim? Dokümantasyonunu yapıyor meşhur kitabında. Sonra e, e, ki burada biblical lapidary deniyor. Lapidary mineraloji anlamına geliyor. Yani incinsel mineraloji gibi. Ki daha sonra bu e, diğer mineraloglar mesela Gesner tarafından e, Dere Rum Fosulum'da da yayınlanıyor bu Epifanus'un bilgileri. Bir başka kitap Albertus Magnus'un e, kitabı yine mineralji mineraloji ile ilgili. Albertus Magnus'un mineraloji kitabı uzun süre e, İbn uzun süre Aristo'nun kitabı olarak düşünülüyor. Fakat Aristo böyle bir kitap yazmadığını biliyoruz. Fakat daha sonra öğreniyoruz ki Albertus Magnus İbn Sina'dan etkilenmiş. İbn Sina'nın daha önce bahsettiğim kitabı şifada bu bilgiler var. Evet burada var aşağı yukarı aynı modellerle etkileniyor. İbn Sina ile e, Albertus Magnus'un ortak özellikleri ikisinin de Aristo'dan etkilenmiş olması. Dolayısıyla Aristo etkisi sanki e, bu Latince kitabın e, İbn Sina Aristo'dan olduğunu açığa çıkartıyor ki yanlış bir bilgi kitabı şifadan etkileniyor. Ki gene bizim coğrafyamızda El Biruni bu dönemde çalışmalar yapıyor. Minerallerle ilgili kitabı var, taşlarla ilgili e, bu dönemde gene Kastilya Kralı Alfonso'nun kitabı, Comisioanor Dus'un kitabı var. Matbaacılık e, bilgilerin çoğalmasında yardımcı oluyor. Geobris Agrikola Mineraloji ve Maden Mühendisliği ile ilgili kitabını yayınlıyor. E, ki Konrad Gassner ilk defa mineral şekillerini koyduğu bir kitabı var ki mineral şekilleri o zamana kadar kitaplarda yok sadece tanımlar var. Kristalografi ile ilgili kitaplar ilk ortaya çıkıyor. Ee, bunlardan birini görüyorsunuz. Ki kimyacılar, hay Brezelius gibi kimyacılar, kristalograflar da bu sisteme dair oluyor. Dana meşhur mineraloji kitabını ortaya koyuyor. Ee, Morse mineraloji kitabını ve minerallerle ilgili sertlik ölçeğini ortaya koyuyor. Minerallerle ilgili, madencilikle ilgili ilk ciddi akademi ortaya konuluyor ve yavaş yavaş endüstriyel ilişki, jeoloji haritası, İngiltere'nin yavaş yavaş jeolojinin maden ve diyelim özellikle kömür yataklarının bulunmasında etkili olduğu anlaşılıyor ve bu yönde yatırımlar başlıyor. Jeofizik tekniklere bakarsak, ilk teknik çatal çubuk son derece ilkel ki bunun bugün doğru olmadığını biliyoruz. Agrikola da var bu. Yavaş yavaş maden aromalarında özellikle Robert Thalen'in mayatometresi ilk maden atıklarında kullanılıyor. Jovsik patentler bu dönemde alınıyor. 20. yüzyılın başıyla ilgili Ötves torsiyon terazisi buluyor ki burada şekilleri var, tarihi şekiller. Ki torsiyon terazisiyle ilk defa 20'lerde bir petrol yatağı keşfediliyor ki bu petrol yatağı yüzeyde bir emare vermiyor ki burada görüyoruz yüzeyi örtük. ...bu da ilgiyi arttırıyor ve... ...İkinci Dünya Savaşı'nın tetiklediği bir takım olaylar... ...mayın bulmalar veya... ...gizlenen ağır... ...silahların, topların bulunmasında... ...jeofizik katkı sağlayınca... ...artık yavaş yavaş jeofizik giriyor... ...ilk jeofizik kitaplar, ilk jeofizik... E, ...kurumlar ortaya çıkıyor... ...maden aramaları, petrol aramaları... ...yavaş yavaş... E, ...şey olarak... ...ortaya çıkıyor... ...Şrunberger... E, e, ve Konrad ve Marcel Schumberger kardeşler bir katkı sağlıyor burada. Artık sismik arama yöntemleri petrolde yoğunluk kazanıyor. Bugünkü sistemin benzeri bizim İstanbul Ertesi'nde de var şu anki ekranda gördüğünüz sistem. E, petrol aramaları, maden aramaları, e, değişik ofisik yöntemler. Son olarak şunu söylersek bu endüstride kullanılan yöntemler diyorlar ki biz madem endüstriden bir takım tekniklerin gelişiminde katkı sağladık bunları <laughs> bilim üretmede de kullanalım ki mantonun yapılanmasında bunları da kullanıyorlar ve mantonun görüntülenmesinde ya da yer içinin tomografik olarak görüntülenmesinde bu madende petrolde kullanılan yöntemlerde e, kullanılıyor. Evet benim anlatacaklarım bu kadar.